Evet efendim, CRI Türk frekanslarında Dünya Postası'yla tekrar karşınızdayız. Ben Mehmet Kıvanç, Kamil Erdoğdu ile birlikte Dünya Postası'nı sizler için hazırlıyoruz. İlk bölümde konuşmuş olduğumuz dış politika başlıklarının ayrıntılarını Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer ile birlikte konuşacağız. Sayın İmer, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Haziran ayı birçok zirve... Bunları hep haberlerini veriyoruz. Önemli zirvelerden birisi NATO zirvesi. Şimdi bu NATO'daki... Seste bir sorun var herhalde. Evet. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, hocamız bizi duyuyor. Tamam. Tamam, geri dönüşte ufak bir sorun vardı, onu hallettik. Şimdi bu NATO zirvesindeki gündem başlıklarına baktığınızda ne görüyorsunuz? NATO'nun buradaki önceliği nedir? İlkin buradan başlayalım. Çünkü çok fazla Rusya ve Çin lafı geçiyor NATO zirvesine ilişkin verilen mesajlarda. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Efendim, NATO zirvesi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sözünü ettiğiniz iki ülke, yani Rusya ve Çin'e karşı almış olduğu tavrın bir noktada genişletilerek Amerikan politikası çerçevesinde uygulanması için ele alınan noktalar, bahsettiğiniz şeyler. Yani NATO dediğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasından ayrı düşünemezsiniz. Zirveye şekil verecek olan, yön verecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı olan tavrı olacaktır. Dolayısıyla Amerika'nın politikalarına baktığımız zaman Çin'i bir numaralı hasmı olarak görüyor, rakibi olarak görüyor. Diğer taraftan Rusya'yı da düşman ülkeler arasına dahil ediyor ve onu çevreliyor, kuşatıyor. Şu anda bir hafifletme var belki onda. Özellikle Ukrayna krizinde bir yumuşama var. Ancak bu tabii Biden'ın Putin'le yapacakları, iki gün sonra Cenevre'de yapacakları, 16'sında yani NATO zirvesinden sonra yapacakları toplantıyla ilgili. Çünkü o toplantıda ilk defa olarak iki büyük gücün başkanları bir araya gelecekler. Tarafsız bir ülkede. Ve burada tabii ele alınacak olan konu bütün dünyayı ilgilendiren, yalnız Amerika ve Rusya'yı değil, nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması olacak. Çünkü bu anlaşma biliyorsunuz yürürlükteyken Trump bu anlaşmadan çıktığını açıklamıştı. Şimdi Biden tekrar bu anlaşmayı yürürlüğe koymak istiyor. Çünkü yalnız Rusya ve Amerika bu nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasına çıkarak tehdit altında kalmıyorlar. Aynı zamanda bütün dünya tehdit altında kalıyor. Çünkü böyle bir anlaşma olmadığı takdirde onların ikisi de her an nükleer savaşa hazır vaziyette, birbirlerini tehdit eder durumda oluyorlar. Ve nükleer silahlarla donanmış olan uçaklar 24 saat havada dolaşıyor. Bütün dünyanın havasında. Denizaltılar keza bu silahlarla teçhiz edilmiş olarak dünya denizlerinde iki ülkenin de şehirlerine yönelmiş olarak bekliyorlar. Bu gerilimin ortadan kalkması lazım. Evet. Dolayısıyla bu toplantı, Cenevre'de yapılacak olan toplantı bu iş için önemli. İşte bunu yapabilmek için de bir yumuşamaya ihtiyaç var. O halde Ukrayna krizini daha fazla tırmandırmayıp bir noktada daha iyi bir atmosfer sağlamak için 16'sında yapılacak olan Cenevre toplantısında, Biden-Putin toplantısında böyle bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Efendim, ancak peki bir fark, yani siz farkları nasıl görüyorsunuz Trump dönemiyle Biden dönemi arasında? Yani efendim, belirgin farklar var mı, yoksa bazı devamlılıklar da mı söz konusu? Bazı devamlılıklar olduğu kesin. Çünkü devamlılık her şeyden önce, Trump da aynı hedefleri koymuştu. Biden da aynı hedefleri koyuyor. Bu Amerikan devletinin koyduğu hedefler netice itibariyle. Nedir o hedefler? Burada, yani bir hatırlatmak hedefler, bakımından. Bu iki ülkeyi de bir noktada Amerika'nın karşısında zayıf duruma düşürerek, etkisiz hale getirerek Amerika'yı paşat gücü olarak muhafaza etmek dünya üzerinde. Yani olay bu. Dolayısıyla şimdi Çin ekonomik olarak biliyorsunuz Amerika'yı pandeminin de
verdiği hızla, çünkü pandemi biraz daha Çin'in büyümesini zayıflatmadı. Tam tersine aynı seviyede aşağı yukarı tuttu. Ama Amerika'nınki çok zayıfladı. Dolayısıyla reel olarak Çin'in Amerika'yı geçmesi 2028 senesine öne çekilmiş oldu. Belki de daha öne gelecek. Şimdi bunu tabii Amerika kabul edemiyor. Ekonomik olarak, reel ekonomik olarak Çin'in Amerika'yı geçmesi zaten üretim gücü olarak geçmiş vaziyette. Bu tabii hem askeri alanda hem teknoloji alanında da Amerika'nın önüne geçmesi anlamına geliyor. Yani başak güç olmuş oluyor. Bunu kabul etmek istemiyorlar. Bunu engellemek için uğraşıyorlar. Bir tanesi bu. Diğeri de Rusya. Rusya ekonomik olarak öyle bir güç değil ama nükleer bir güç olarak, dünyanın en büyük topraklarına sahip bir ülke olarak ve aynı zamanda da önemli bir nükleer güç olarak Amerika için düşman güç olarak görülüyor. Ve dolayısıyla çevreleme politikası ta şeyden başlayıp, Baltık Denizi'nden başlayıp o ülkelerden Polonya, Romanya, Bulgaristan ve hatta Dede Ağaç'a kadar gelip Türkiye'yi de bu işin içine katmak suretiyle mümkünse Rusya'yı kuşatmak istiyorlar. Şimdi bu kuşatma politikalarına da onlar cevap veriyorlar. Ve burada Rusya ve Çin işbirliği içerisindeler. Mecburen böyle bir durumda olması gerekiyor zaten. Bu durum karşısında dünya iki kutuplu bir hale dönüşmüş oluyor. Yani aynen Soğuk Savaş öncesi Sovyetler Birliği Amerika nasıl karşı karşıyaysa, şimdi de Rusya ve Çin'in birlikteliğine karşı bir Amerika cephesi oluyor. Amerika bu cepheyi güçlendirmeye çalışıyor. NATO toplantısı da buna hizmet edecek. Yani bir noktada müttefiklerine diyor ki siz de bizimle beraber olun bu konularda. Birlikte buna karşı koyalım. Hatta mümkünse NATO'nun sınırlarını genişleterek Pasifik bölgesine doğru, ki bunun içerisine Avustralya'yı dahil ederek, mümkün olursa Güney Kore'yi, Japonya'yı da dahil ederek Çin'i de bu taraftan kuşatmak. Yani NATO'nun gücünü bir noktada yalnız Atlantik Okyanusu'na bağlı olarak değil, daha da geniş bir alana yayarak yapmak istiyor. Bunun için zaten Quad diye bir toplantı yapmışlardı biliyorsunuz. Dörtlü demek, evet. Malum. Bu toplantının içerisine Hindistan'ı, işte Avustralya'yı ve Japonya'yı da dahil etmişti Amerika. Bu toplantının belki NATO'ya da bir yansıması olarak bunu görebiliriz. Yani bir anlamda yeni Soğuk Savaş'a hazırlık toplantısı, böyle tanımlamalar pek doğru olmayabilir ama anlattıklarınızdan. Evet. Yeni bir dünyada hedeflenme, yeni bir gruplanma yaratılmak isteniyor. Trump biliyorsunuz NATO'nun artık pek etkili bir teşkilat olmadığını, bunun yerine kendilerinin ikili anlaşmalarla münasebetlerini, dış politik münasebetlerini tesis edeceklerini söylemişti. Biden ise burada bu tutumun karşısında NATO'yu tekrar canlandırmak, ittifakları tekrar canlandırmak ve bunları da Amerikan dış politikası çerçevesinde kullanmak istiyor. Evet. Peki Sayın Hocam, yani NATO'nun diğer üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planına uyacaklar mı? Yani burada karşı çıkacak bir ülke var mı sizce? Şimdi efendim, dünyadaki diğer ülkelerde gayet tabii dünyanın nereye doğru gittiğini görüyorlar. Yani Çin'in başat gücü haline gelmesi çok açık olarak ortada. Çin bir savaş da istemiyor. Barış içerisinde bu işi götürmek istediğini ortaya koyuyor yaptığı politikalarla. Yani savunmada mütecaviz değil, tam manasıyla savunmada olan bir ülke durumda. Aynı şey Rusya için de geçerli. Dolayısıyla bu ülkeler, NATO'nun diğer ülkeleri, ki Avrupa ülkelerini kastediyorum, aynı zamanda Pasifik'teki ülkeleri ve Türkiye'yi de bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Onlar Amerika'nın buradaki bu tavrı içerisinde kendi çıkarlarını düşünecek bir politika uygulamaya çalışıyorlar. Yani mesela bir Almanya'ya bakalım, NATO'nun içerisinde değil mi? Evet. Avrupa Birliği'nin başat gücü ama Rusya ile iyi münasebetler içerisinde. Kuzey Akım 1 projesiyle oradan Baltık Denizi'nin altından direkt olarak Almanya Rusya birbirine bağlanmış vaziyette. Kuzey Akım 2 projesiyle bu takviye edilmiş oluyor. Ve Almanya'nın uzun vadede doğalgaz ve enerji ihtiyacı Rusya'dan başka bir ülkeye uğramadan direkt temin ediliyor. Aynı şey Türkiye ile Rusya arasında hem mavi akımla hem Türk akımıyla
sağlandığı gibi Türk akımı Yunanistan üzerinden, Arnavutluk üzerinden İtalya'ya yahut da Bulgaristan üzerinden, Sırbistan üzerinden, Macaristan üzerinden Orta Avrupa'ya kadar uzatılıyor. Bu gerek Türk akımı, gerek bu Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projeleri Ukrayna'yı bypass eden projeler. Niçin Ukrayna bypass ediliyor? Çünkü Ukraynalı siyasetçiler Amerika'nın yanında yer aldılar. Rusya da burada bütün Avrupa'ya gidecek doğalgazı Ukrayna üzerinden geçirmek yerine ne yaptı? Onu dağıtarak direkt Almanya'ya bağladı. Direkt Türkiye'ye bağladı. Demek ki burada Türkiye, Almanya gibi ülkelerin NATO ülkesi olmalarına rağmen, değil mi? Rusya ile çok özel münasebetleri var. Şimdi Amerika bunları bozmaya çalışıyor ama ambargo uygulamaya çalıştı. Türkiye'ye mesela Türk akımını geçirme diye baskı yaptı. Değil mi? Evet. Rusya ile münasebetlerini zayıflat diye baskı yaptı. S-400'leri depoya kaldır diye baskı yapıyor. Bu baskılar bitti mi? Hayır. Bu baskılar devam edecek. Oradan nükleer santral alma diye. Değil mi? Şimdi bir noktada bu ülkelerde kendi çıkarlarını düşünmek zorundalar. Dünyada bir tek Amerika yok ki bu ülkeler için. Değil mi? Evet. Demek evet. ki 2. Dünya Savaşı sonundaki dünyadaki durumla bugün çok daha farklı. Dünyada başka kutup merkezleri oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla bu ülkelerde benim kanaatimce kayıtsız şartsız Amerika'nın yanında yer almayacaklar. Evet. Şeklen NATO'daki bu toplantılar devam edecek ama hiç kimse eğer öyle isterseniz elini ateşin içine sokmak istemeyecektir. Peki, buna Türkiye'de dahil bana sorarsanız. Şimdi bu zirve sırasındaki olaylardan biri ve en çok üzerinde konuşulan konu Erdoğan-Biden görüşmesi. Buradan evet. Sizin bir beklentiniz var mı? Yani bu, ne olur burada? Efendim şimdi bu görüşmede Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye zor durumda. Bu çok açık yani. Türkiye'nin dış borçları 450-500 milyar dolar hatta belki bu yap işte devletleri de koyarsanız 600-650'ye kadar çıkar bu. Dolayısıyla milli gelirinize yakın bir borcunuz var. Ekonomik olarak kırılgan durumdasınız. Artı etrafınız çevrelenmiş. Amerika tutmuş PKK, PYD'yi silahlandırmış, bize karşı ordu kurmuş. Suriye'yi parçalıyor. Değil mi? Akdeniz'de, bizim Doğu Akdeniz'de haklarımızı çiğneyip Yunanistan'ın yanında yer alıyor. Kıbrıs konusunda aynı şekilde orayı bir Rum adası yapmaya çalışıyor. Vesaire. FETÖ konusu var. Orayı bir barış denizi olmaktan çıkarıp orayı bir eğer öyle isterseniz Amerikan donanmasının bulunduğu bir alan haline getirmek istiyor. Orası barış denizi. Ta Montrö Antlaşması'nın yapıldığı Atatürk zamanındaki 1936 senesinden beri. Yani 85 senedir barış denizi. Orasının barış denizi kalması lazım. Şimdi demek Türkiye'yi zayıf durumda gördüğünü zannederek baskı uyguluyor Türkiye'ye. Yani şimdi bir taraftan bu Halk Bankası davası dolayısıyla bir baskı var. Diğer taraftan işte askeri olarak bizim yedek uçaklarımızın yedek parçalarının gönderilmemesine varacak kadar kasa yatırımları var S-400'ler dolayısıyla. Yani bu toplantı bir noktada Amerika'nın Türkiye'yi bak işte ben şu anda senin zayıf noktalarını biliyorum. Seni köşeye sıkıştıracağım. Benim dediklerimi yapacaksın. Yani benim politik çizgime geleceksin. Yönünde bir baskı olacak. Buradan ne çıkar? Türkiye ya diz çökmesi lazım onların istediklerine göre. Ya da Türkiye kendi çıkarlarını korumaya devam edecek. Sayın benim hocam, bütün bu saydığınız başlıklara rağmen şöyle bir iddia var. İddia olarak size aktarıyorum. Evet. Ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den vazgeçmez. Türkiye önemli bir coğrafi konum işgal etmektedir. Doğru. Bunlar geçici şeylerdir. Ortak yol bulunacaktır. Yani bir de bu fikirde olan ya da bu evet. fikir çokça dillendiriliyor. Buna nasıl siz açıklama getirirsiniz? Efendim şimdi Amerika'nın eğer bunu kabul edecek olursa Türkiye'yi kayıtsız şartsız taleplerine boyun eğdirmeye çalışmaması gerekir. Yani Türkiye'nin çıkarlarına ve aldığı tedbirlere saygı göstermesi gerekir. Yani baskı uygulamaya aynen İran'a ambargo yaptığı gibi veya başka ülkelere yapmaya çalıştığı gibi bu politikadan vazgeçip karşı tarafa saygılı olması gerekir.
Böyle bir saygılı davranış olacak mı acaba? İşaret soru var mı işareti. Sizce böyle bir işaret? Soru işareti benim için. Şimdi Amerika diyor ki Türkiye'yi sıkışık durumda yakaladık, zor durumda yakaladık, bastıralım. Ben buradan çok fazla bir sonuç çıkacağı kanaatini taşımayanlardanım. Çünkü Amerika'nın bu tutumu değişmiyor. Türkiye'nin coğrafi konumunun önemli olduğu, Amerika için önemli olduğu aşikar. Çünkü Orta Doğu'daki hakimiyetini devam ettirebilmesi için, Rusya'yı kuşatması için, Rusya üzerinde etkili olabilmesi için aynı şekilde bir kuşak bir yol projesini engellemeye çalışıyor Amerika öbür taraftan. O projeyi gerçekleştirecek ülkelerden bir tanesi, önemli bir ülke öyle baktığınız zaman. Dolayısıyla Türkiye'yi yanında tutmak istemesi, kendi isteklerine tabi olarak tutmak istemesi şeklinde anlaşılmalıdır. Yani çıkarlarımız ters, açık konuşuyorum. Türkiye'nin çıkarlarına saygı göstermesi demek Amerika'nın dünyadaki politikasından Çin'i hedef görmekten, Rusya'yı kuşatmaktan vazgeçmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu Türkiye meselesi değil yani. Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumu Türkiye meselesi değil, genel ana politikasıyla ilgili. Dolayısıyla burada Amerika'nın ne yapacağına bir bağlı, Türkiye'nin nasıl bir tutum takınacağına bağlı. Sizce nasıl tutum takınır Türkiye, yani eldeki veriler ışığında? Ya da takınmalı. Türkiye kendine göre bir bu çerçevede denge politikası yürütmeye çalışıyor. Amerika'yı da yanına çekmeye çalışıyor mümkün olursa. Ama dediğim gibi bu iş o kadar kolay değil. Zor bir karşılaşma olacak bu. Şunu da unutmayalım ki Biden iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra da mevcut hükümetin değişmesi, kendisine uygun bir hükümetin Türkiye'de iş başına gelmesi gibi iç siyasi baskıları da kullanmaya çalıştı. Ve bunu bundan sonraki süreçte de kullanmaya çalışacağının işaretlerini veriyor. Dolayısıyla görüşmeye giden Türk tarafının da bunları dikkate alacak bir şekilde bir tavır içinde olması lazım. Yani Türkiye kendine evet, zarar gelmeden bu görüşmeyi atlatmak ister, açık konuşmak gerekirse. Ama bu nasıl mümkün olacak? Çıkarlarından vazgeçerek, Rusya'yı karşısına alarak, bir kuşak bir yol projesinden uzaklaşarak, Çin'den uzaklaşarak yapacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye aksi takdirde daha zor durumda kalmış olur. Tek başına Amerika'ya bağlanarak bu problemi çözemez. Evet hocam. Değerli hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun.